Gezelim, görelim, öğrenelim kanalına hoş geldiniz. Ben Necmi Erçak. Balaban köyü yolundayız. İyi seyirler diliyorum. Balaban'a gidiş ve geliş yollarını yan yana yürüyorum. Giderken Bahçeşehir'den çıktıktan sonra Hadımköy, Dursunköy, Boyalık yollarından geçerek Kuzey Otoban'dan Balaban'a sapıyoruz. Balaban'a giriş çıkış iki tane yol var. Biri eski yol, biri yeni yol. Eski yol çok tenha, inişli çıkışlı ama yemyeşil, trafik yok. Yeni yol da yemyeşil. Tepelerden su gibi akarak Balaban'a ulaşıyorsunuz. Manzarası çok daha güzel. Bir yanda orman, bir yanda göl ve Karadeniz ayaklarınızın altında. Muhakkak gidip görmenizi tavsiye edeceğim bir yer. Önümde orman, göl, arkasında yine orman ve arkasında deniz. İstanbul'un hiçbir yerinde böyle bir manzara bulamazsınız. Burada buna benzer böyle piknik alanları var. Özel işletmelere ait. Manzara güzel. Gördüğünüz gibi evler çok güzel bakımlı. Göle inen yoldayız. Rastgele balıkçılar. Balık yok. Nasıl geldiniz buraya siz? Otobüsle mi? Belediye otobüsüyle. Aynen. Mescidi Selam'dan bindiniz. Evet abi. Balaban'a kadar geldiniz. Aynen, oradan direkt köye kadar geliyor. Merhaba arkadaşlar. Gezelim, görelim, öğrenelim kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz gezgin Necmi Eruçak. Hoş geldiniz Necmi Bey. Bize bugün nereleri tanıtacaksın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni kanalınıza davet ettiğiniz için. Burası Balaban Köyü. İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Balaban Köyü. Tarihi 1000 yıllık bir köy. Gölün kenarına kurulmuş, Orta Asya'dan göç eden Türk kavimlerinden alıyor ismini. Balaban ismiyle Anadolu'da da birçok köy yerleşim yeri var. Buranın sakinleri genellikle emeklilerden oluşuyor. Geldiğinizde göreceksiniz, Mescid-i Selam'dan buraya belediye otobüsleri var belli saatlerde.
çok piknik alanı var. İstediğiniz yerlerde de piknik yapabilirsiniz. Balık tutabilirsiniz. Göle girmek tehlikeli diyorlar. Ben deneyeceğim girmeyi, bakalım ne olacak. Gelin görün. Sessiz, sakin, kuş sesleri arasında güzel bir yer. Ve İstanbul'a da çok yakın. Yani merkeze 40-50 kilometre civarı. Arkadaşlar, fındıklar sanki olmak üzere. Ceviz ağacı, ceviz kaynıyor. Burada sandal da kiralayabilirsiniz. Hafta sonu olmadığı için kimse yok. Bugün günlerden Salı. 16 Haziran Salı. Erik ağacında da erikler var. Ama genelde erikler hep olmamış. Bakın buradan kano kiralayıp gölde aktivite yapabilirsiniz. Vişne ağaçlarında vişneler de olmak üzere. Her taraf kurbağa kaynıyor. Göl çok sıcak. İnanamaz. İlk defa kahve pişireceğim. Evde soruyorum. Makine yaptı diyorlar. Herkes almış bir makine. Bakalım, ilk defa kahve pişireceğim. Dışarıda 3 kaşık attım. Kaynıyor arkadaş, fukur fukur. Yakmayalım kahveyi. Hani internetten böyle gördüm, böyle yapıyor. Yoksa bildiğimden değil. Bilenler varsa yazsın yorumlara. Kapattım. Evet. Nurgaz tam not almıştır arkadaşlar. Kahvemizin yanında şu Turko'nun çikolatalı bisküvisi varmış. Onu yiyelim. Elime sağlık. Güzel kahve yapmışım. Gölün kenarından biraz daha içerilere girdim. Balaban Burnu burası. Haritadan gösteririm size. Şunlar Kocaeli'ymiş, bakın. Daha o minik minik yeşil.
Yeşil bunlar, koca yemiş. Kasım'da gel, bunlara erik gibi ye. Kiraz gibi ye. Ya da çilek gibi ye. Korsanlar buradan içeriye girip Balaban'ın önündeki limana saklanıyorlarmış. Bundan 1000 yıl önce kurulmuş. Cenevizliler burada korsan limanıymış burası. Bu göl Terkos Gölü. Daha önce denizle bağlantılıymış. Gemiler buraya girip saklanıyormuş. Bu yol daha ne kadar gidecek ya? Dönsem mi acaba? Dönüyorum arkadaşlar, bu kadar. Dönüyorum artık. Çok fazla ot bürümüş yolu. Arkadaşlar sizlerle beraber kalabalık geldiğimizde yolun devamına gideriz. Arkadaşlarım, umarım Balaban'ı beğenmişsinizdir. Çok uzak yerde değil. Bu parasız olan uzay otobanı. O20 diyorlar. Gene ben geldiğim yoldan, Boyalı'dan saparak geri döneceğim. Dursunköy, Hadımköy, işte Bahçeşehir, geri döneceğim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.